Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün tekstil maddeleri final sınavlar için örnek sorularla sizlerle birlikteyiz. Hemen başlayalım sorularımıza. Birinci soru. Tekstil maddelerinin en son ürüne kadar çeşitli işlem kademelerinden geçirilmesi aşamalarına ne denir? A. Elyaf, B. Tekstil, C. Terbiye, D. Dokuma. Sevgili arkadaşlar, tekstil ham maddesinin en son ürüne kadar çeşitli işlemlerden geçirilmesine B. Tekstil denilmektedir. 2. Doğal liflerde lif kalitesini etkileyen parametrelerden biri değildir. A. İncelik, B. Mukavemet, C. Renk, D. Uzunluk. Bildiğiniz üzere doğal liflerde değişken olan ve lif kalitesini etkileyen parametreler incelik, mukavemet ve uzunluk idi. Bu parametrelerden biri olmayan C şıkkı renktir. Üçüncü soru. Aşağıdaki liflerden hangisi doğal bir lif değildir? A. Viskon, B. Yün, C. Pamuk, D. Keten. Doğal liflere baktığımızda arkadaşlar pamuk, keten ki bunlar bitkisel esaslı doğal lifler. Yün ise hayvansal esaslı doğal liflerdir. A şıkkındaki viskon elyafı ise her ne kadar ham maddesi doğada olsa da insan eliyle üretildiği için bunlara biz rejenere sentetik lif adını veriyoruz. Dolayısıyla doğal lif olmayan şık A şıkkındaki viskondur. Aşağıdaki liflerden hangisi bitki tohumundan elde edilen liflerden biridir? A yün, B keten, C ipek, D pamuk. Şimdi bitkiden elde edilen lifleri elde edildiği kaynağa göre biz sınıflandırıyorduk. Tohumdan elde edilenler, gövdeden, yapraktan ve meyveden elde edilenler şeklinde sınıflandırıyorduk. Soruda bize tohumdan elde edilenlerden birisini sormuş. Öncelikle şunu söyleyelim. Yün ve ipek hayvansal esaslı olduğu için A ve C şıklarını eleyeceğiz. Keten ile pamuk arasında kalacağız. Tohumdan elde edilen lif pamuktur. Gövdeden elde edilen lif ketendir. Dolayısıyla tohumdan elde edilen sorduğu için doğru cevabımız pamuk elyafı olacaktır. Polimer bileşikteki monomer sayısına ne denir? Polimer bileşiklerdeki monomer sayısına ne denir? A. Polimer, B. Elyaf, C. Polimerleşme derecesi, D. Homopolimer. Polimerli bileşiklerdeki monomer sayısına biz arkadaşlar C şıkkındaki polimerleşme derecesi adını vermekteyiz. Homopolimer nedir? A. Birden fazla sayıda monomerin polimerleşmesi ile oluşan polimerdir. B. A ve B gibi monomerlerin polimerleşmesi reaksiyon ürünüdür. C. Tek tür monomerlerin polimerleşmesi ile oluşan polimerdir. D. Polimerlerin lineer şekilde bulunmasıdır. Homopolimer arkadaşlar A gibi tek tür bir monomerin polimerleşme reaksiyon ürünüdür. Dolayısıyla C şıkkı da bu tanımlamayı görmekteyiz. Doğru cevap C şıkkı. 7. Polimer zincirindeki zincirlerin birbirlerine paralel ve düzenli bulunduğu bölgelere ne denir? A. Kopolimer, B. Amorf bölge, C. Monomer, D. Kristalin bölge. Polimer zincirlerde iki bölge vardı. Amorf bölge ve kristalin bölge. Bu bölgelerden düzenli olanlara kristalin bölge, düzensiz olanlara ise amorf alan adını veriyoruz. Bizden paralel ve düzenli olan bölgeyi sormuş arkadaşlar. Doğru cevap kristalin bölge. 8. Amorf bölge ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Elyafın kıvrım sertlik gibi özelliklerini etkiler. B. Yumuşak bükülebilen bir elyaf oluşturur. C. Fazla absorben bir elyaf yapısı oluşturur. D. Mukavemeti düşük elyaf yapısı demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımızda amorf bölge oranı yüksek olan lifler yumuşaktır, bükülebilendir. Fazla absorben bir yapıya sahiptir ve mukavemeti düşüktür. Dolayısıyla A şıkkı elyafın kıvrım sertlik gibi özelliklerini etkiler kısmı kristalin bölgenin sağladığı özelliklerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız bu soruda A şıkkı olacak. 9. Ştapel elyaf ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Doğal ipek elyafı ştapel yapıdadır. B. Lif boyu birkaç santim uzunluğundadır. C. Ştapel lifler inç veya santim olarak ölçülür. D. Kesikli elyaf tabiri de kullanılmaktadır diyor. Ştapel elyaf ile ilgili aşağıda ifade hangisi yanlıştır? Sorumuz buydu arkadaşlar.
Kesikli elyaf tabiri kullanılır mı? Evet, kullanılır. Şitapel lifler inç veya santim olarak ölçülür mü? Evet, ölçülür. Lif boyları birkaç santim uzunluğunda mıdır? Evet, ama A şıkkına baktığımızda doğal ipek elyafı şitapel yapıdadır demiş arkadaşlar. Doğal lifler tamam şitapel yapısında ama doğal liflerden sadece ipek elyafı filament yapısındadır. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkı. 10. Lif inceliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İplik inceliği artarsa kesitteki lif sayısı azalır. B. Lif inceliği santim cinsinden ölçülür. C. Kesitteki lif sayısı arttıkça elde edilen ipliğin mukavemeti yüksek olur. D. İnce liflerden yapılmış kumaşlarda tuşe sert olur. Doğru olanı bulacağız arkadaşlar. Bakınız A şıkkında lif inceliği artarsa kesitteki lif sayısı azalır diyor. Hayır, artması gerekir. Lif inceliği santim cinsinden ölçülür. Hayır. İnç mikron cinsinden ölçülür. Kesitteki lif sayısı arttıkça elde edilen ipliğin mukavemeti yüksek olur. Evet. Doğru cevap Ceyhan. Kesitteki lif sayısı arttıkça elde edilen ipliğin mukavemeti yüksek olacaktır. İnce liflerde yapılmış kumaşlar da tuşa sert olur. Hayır, tuşa yumuşak olacak arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. Parlaklık özelliği en düşük olan lif hangisidir? A. Polyester, B. İpek, C. Keten, D. Yün. Parlaklık özelliği en düşük olan lif arkadaşlar, parlaklık ışığın yüzeye düzgün yansımasıyla da ilgili bir husustu. Dolayısıyla yüzeyi düzgün olmayan life bakacağız. Yüzeyi düzgün olmayan lif yün elyafı arkadaşlar. Doğru cevap yün olacak. Neden? Çünkü balık pullarına benzeyen, damdaki kiremitlere benzeyen bir yüzey yapısı var. Bu yüzey yapısı ışığın kırılmasını ve dolayısıyla da elyafın parlaklığının azalmasını neden olacaktır. Doğru cevap Denizli. 12. Bir elyaf ya da ipliği koparabilmek için gerekli olan kuvvete ne denir? A. Elastikiyet, B. Mukavemet, C. Esneklik, D. Uzama. Elyaf ya da ipliği koparabilmek için gerekli olan kuvvete biz mukavemet diyoruz arkadaşlar. B şıkkı mukavemet. Organik lifler içerisinde mukavemeti en yüksek olan lif hangisidir? Bakınız burada arkadaşlar organik lif diyoruz. Organik lif. Keten, polyester, poliamid, ipek. Bu lifler içerisinde mukavemeti en yüksek olan elyaf keten elyafıdır. Keten elyaf olacak. 14. Eğirme büküm özelliğini etkileyen faktörlerden biri değildir. Basınç, lif mukavemeti, lif uzunluğu, lifin yüzey yapısı. Eğilme büküm özelliğine etki eden faktörler arkadaşlar. Basınç, lif uzunluğu, lifin yüzey yapısı ve bir de lif inceliği olacak ama lif mukavemetinin eğirme üzerine herhangi bir etkisi olmadığını ifade edelim. Doğru cevap B şıkkı. 15. Aşağıdaki liflerden hangisi termoplastik liflerden birisidir? A. Viskon, B. Pamuk, C. İpek, D. Polyester. Şimdi lifleri biz ısı dan etkilenme özelliği bakımından ikiye ayırıyoruz. Termoplastik lifler, non termoplastik lifler. Termoplastik lifler ısı etkisi altında şekil ve biçim değiştirebilen lifler olarak tanımlıyoruz. Ki bu tanımlamayı uyan lif arkadaşlar D şıkkındaki polyester elyafıdır. Doğru cevap D şıkkı. Evet, 16 ile 20. sorular arasına baktığımızda arkadaşlar burada da vermiş olduğumuz cümlenin doğruluğunu ya da yanlışlığına bir bakalım. Isı iletkenliği en fazla olan elyaf pamuk elyafıdır diyor. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Isı iletkenliği en fazla olan elyaf arkadaşlar keten elyafı olacak. 17. Pamuk liflerinde lif yapısının kıvrımlı olması lifin bükülebilme yeteneğini arttırır. Evet. Lifin eğilebilme kabiliyeti arttıran özelliklerden birisi de lifin yüzey yapısıydı. Pamuk elyafındaki yüzeyin kıvrımlı olması bükülebilme yeteneği arttırır. Doğru cevap doğru olacak. Pamuk elyafı ıslandığında mukavemeti %30 artar. Doğru mu yanlış mı? Evet, pamuk elyafı ıslandığında mukavemeti %30 oranında artmaktadır. Tekstil materyalin absorbe su miktarının nemli materyal ağırlığının oranına mutlak nem denir. Doğru mu yanlış mı? Şimdi tekstil materyalin absorbe su miktarının nemli materyal ağırlığının oranına yüzde nem denir. Mutlak nem ise kuru materyal ağırlığına oranı şeklinde ifade edilirdi. Dolayısıyla bu cümle yanlış arkadaşlar. Isı etkisiyle şekil ve biçim değiştirmeyen liflere non termoplastik lifler denir. Isı etkisiyle şekil ve biçim değiştirmeyen liflere evet non termoplastik lifler denir. Bu cümle doğru. 21 ve 25. sorularda arkadaşlar
Boşluk doldurma soruları bakalım. Gerildiğinde çok fazla uzayabilen ve kuvvet kaldırıldığında eski boyutlarını yeniden alabilen liflere denir. Bakınız, gerildiğinde çok fazla uzayabilen ve kuvvet kaldırıldığında eski boyutlarını yeniden alabilen liflere elastomer elyaf denir. 22. Yükseltgen maddeler etkisiyle zarar gören pamuğa oksiselloz denir. Pamuk elyafının olgunlaşması sırasında sekonder hücre duvarının tam olarak gelişmemesiyle oluşan pamuk liflerine ölü pamuk lifleri denir. Bla 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 bla. Monomer adı verilen küçük molekül birimlerinin birbiriyle çok fazla sayıda kimyasal kovalent bağlarla birleşmesi sonucunda oluşmuş büyük moleküllerdir diyor. Polimer bileşikler, monomer adı verilen küçük molekül birimlerinin birbiriyle çok fazla sayıda kimyasal kovalent bağlarla birleşmesi sonucunda oluşmuş büyük bileşiklerdir, moleküllerdir. 25. Gerilme ve kopmaya mukavemet gösterebilen, bükülebilme ve birbirine yapışma yeteneği olan, uzunluğu enine göre oldukça fazla olan renkli veya renksiz materyallere bla bla denir. Evet, gerilme ve kopmaya mukavemet gösterebilen, bükülebilme ve birbirine yapışma yeteneği olan, uzunluğu enine göre oldukça fazla olan renkli ya da renksiz mamullere arkadaşlar elyaf adı verilir. Evet, bugünkü ders.